Başbağlar katliamının 31. yıl dönümü nedeniyle Başbağlar Köyü'nde ve İstanbul'da anma töreni düzenlendi. Anma törenine kanalımıza yer vereceğiz değerli dostlar, ancak öncelikle bu hain katliamı bir kez daha hatırlayalım. Tarihler 5 Temmuz 1993 akşamını gösterdiğinde Başbağlar katliamını gerçekleştirmek için sayıları 150'yi bulan terörist grubu köye dört bir yandan giriş yapıyor. Savunmacı grup köyün telefon hatlarını kesip gözcülük yaparken yağmacı grup da evlerdeki kadın ve çocukları köyün bir noktasına toplayıp kadınların değerli eşyalarını yağmalamaya başlıyor. Ve bir yandan da önceden hazırladıkları benzine batırılmış kalın fitilleri evlere atıp ateşe vermek için emir bekliyor. Diğer yandan katliamı yapacak grup ise o sırada akşam namazını kılmak için camide bulunan cemaati topluyor ve bu sırada evlerden isim isim çağrılıp toplanan köyün geri kalan erkekleri de bu gruba dahil edilip amaçlarının sadece propaganda olduğunu ve kimseye bir şey yapmayacaklarını söyleyip olası bir direnişi önledikten sonra köyün giriş noktasında bir alana götürülüyorlar. Burada yaklaşık 40 dakika süren propagandadan sonra grubun başındaki terörist kısa bir telsiz görüşmesi yapıyor. Telsizin öbür ucundaki kişi ise bu olaydan bir sene sonra 1994 yazında örgüt içinde infaz edilecek olan PKK'nın Dersim Eyalet Komutanı Dr. Baran Kodatlı Müslüm Durgun'dur. Dr. Baran'dan gelen emirle ateş serbest diye bağırıp katliam başlıyor. Yaklaşık 5 dakika süren bu yaylım ateşinde 31 kişinin üzerine tam 585 mermi sıkılıyor. 28 kişi olay yerinde can verirken 3 kişi de yaralı olarak kurtuluyor. Bu esnada evden çıkmaya direnen 5 kişi de yanarak can veriyor ve şehit sayısı 33'e yükseliyor. Teröristler bu defa kadın ve çocuklara dokunmamıştı. Fakat onları ömür boyu unutamayacakları acılara sevk ederek ve arkalarında alevler içindeki köyü bırakarak Kendirli Ormanı'na doğru yola koyuluyorlar. Ben yemek yedim, saat her halde 8 idi. Yemek yedim, içeri girdiler. Kalk, 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 toplantı var, toplantı var dediler. Beni kaldırdılar. Bir de bir arkadaş vardı yanımda, onu da kaldırdılar. Onu böyle götürürken, orada bir havlu gibi bir yer vardı. Ben oraya girdim, beni görmedim. 5-10 dakika sonra, 5-10 dakika sonra bir de baktım, kır 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 kır. Yaktılar, yaktılar. Buralara böyle bomba atmak, silah atmak, vay vay başladılar. Ben daha yerimden, daha ölüm patladı. Ben dedim şimdi burada gelip kesecekler. Daha ben iğrenmeyeyim. Böyle orada duruyorum. Ben sabaha kadar bekledim. Sabaha kadar bekledim. Ondan sonra sabahtan bir de baktım, kadınlar, bizim çoğu kadınları ağlaylar falan ağlaylar. Ben dedim bir meydana çıkan bakan bu kadınlar ne diyeyim? Kadınlar ölmemiş. Ben bileyim mi kadınlar da hep öldürdüler. O kadar attılar. O kadar. Tavattur attılar. Ondan sonra ben kalktım. Kalktım yine bakan. Hep kırmışlar. Hep kırmışlar millet. Ele yatın. Tek sütümüz namaz kılmak mı? Eder sesi çıkarmak mı? Bu dağın başında bizi bıraktı yalnız başıma. 12 saat sonra bir devlet memurları geliyor. Devlet memuru Mehmetçik geliyor. O da Mehmetçik'i nereye gönderiyor? Onu aynı cephenin altına gönderiyor ki Mehmetçik'i de vursunlar. Mehmetçik'in suçu nedir? Vatandaşın, vatanın habermesinin helikopterleri yok mu? Uçakları yok mu? İmha etme yükü yok mu? Ermeniye yardım var da bizim Başbağlar Köyü'ne. Dedeniz canımızı koydunuz Başbağlar Köyü'ne yardım yok mu? Bir tas yalnız bir tas ayranı da mı yok? Bir tas çorbası da mı yok? Bir tek ekmeği de mi yok? Bugün günlerden Başbağlar. Dilerdik ki bugün burada yalnızca tecelli etmiş adaletin akabinde şehitlerimizi rahmetle yad edip hayır dualarımızı gönderelim. Ancak 31 yıldır olduğu gibi bu yılda sarf edeceğimiz her bir cümle ve attığımız her bir adım karanlıktan aydınlığa çıkmak ve adalete kavuşmak içindir. Bu yöndeki mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Unutmayacağız ve katiyen unutturmayacağız. Madımak'ta ve Başbağlar'da katliam düzenleyen zalimler Allah'ın izniyle ve milletimizin feraseti sayesinde kirli emellerine ulaşamadılar ve hiçbir zamanda ulaşamayacaklar. Acı aynı, gözyaşı aynı, yara aynı, kuklacılar maalesef aynı. Bıkmadık anlatmaktan, usandık anlaşılamamaktan. 31 yıldır sorduk ve yine soruyoruz. Hangi evde kimin oturduğu, istihbaratı nereden alındı?
Başpınar Karakol Komutanı defalarca aranmasına rağmen neden telefona gelmedi? Güvenlik kuvvetleri ve savcılık olay yerine neden 14 saat sonra geldi? Yangına neden hiç müdahale edilmedi? Toplanan 585 boş Kalaşnikov kovanının balistik incelemesi neden yapılmadı? Cenazelere neden otopsi yapılmadı? Evde yanan 5 köylümüzün cenazesi neden iş makinalarıyla arandı ve ne acıdır ki 5 köylümüzün cenazesine hiç ulaşılamadı? Yakılan evlerin dozerle dümdüz edilmesinin sebebi neydi? 5 Temmuz günü Başbağlar semalarında çekiç güç helikopterinin ne işi olabilirdi? Katliamdan 4 gün sonra köyümüze önemli miktarda silah neden gönderildi? Bu silahları getirerek istediğiniz gibi kullanın diyenler bizim de bir yerleri basmamızı mı istiyorlardı? Bu silahlar köylerimiz tarafından hiçbir şekilde teslim alınmadı, kabul edilmedi. 5 Temmuz günü birileri aldıkları talimatla aslında bir pusu kurdular. Beklediler ki köyün erkekleri camide toplansın. Akşam namazını takiben camiye giden namazdan çıkanları aldılar, getirdiler ve 28'ini köyün meydanında katlettiler. Köyü ateşe verdiler, yaktılar. 5 canımızı da orada aldılar ve 33 şehidimizi bizim yüreğimizi yakarak tarih önünde hepimize emanet ettiler. Öyle başbağlar rastgele seçilmiş bir yer falan değildi. Eylemin biçimi, sayısı asla rastgele değildi. 2 gün önce Sivas'ta Madımak Oteli'nde canlar yanmıştı. 33 kişi hayatını kaybetmişti. Önce 31 sonra 33'e çıkacaktı rakam. Onlar sema durmaya gelmişlerdi. İnançlarına göre bir ibadeti yerine getiriyorlardı. Birileri onları katletti. Güya ona misilleme bu sefer bir cami çıkışında ve yakın sayıda vatandaş, sonra da yakılarak 5 kişi, yine 33 kişi hayatını kaybetti. Hesap bu ülkede mezhep kavgası çıkarmak. Terör örgütü ki hepimizin birliğine, beraberliğine kastetmiş, o terör örgütü ya da o terör örgütünü kullanan başka güçler mezhep kavgası, mezhep savaşı çıkarır mıyız diye niyetlendiler. O gün o acılarında bu mezhep kavgasına yönelmeyenlerin verdiği mesajı bugün bir kez de buradan ben ifade etmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti'nde Alevilerle Sünniler kardeştir, Türklerle Kürtler kardeştir. Buna kastedenler de kalleştir. Değerli kardeşlerim, 10 yıllardır ülkemizi bölmeye çalışan, birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi bozmak isteyen güçlerle mücadele ediyoruz. Bu güçlerin taşeronluğunu yapan PKK, son 40 yılda vatandaşlarımıza, güvenlik güçlerimize saldırarak binlerce canımıza kıydı. İşte bu hain terör örgütü bundan tam 31 yıl önce bugün Erzincan ilimizin Kemaliye ilçesine bağlı bu köyde, Başbağlar köyünde dünyanın gördüğü en alçak ve en insanlık dışı saldırılardan birini düzenledi. Yaşanan bu elim olayların ardından Başbağlar yaşadığı bu büyük acıya, birliğimize, bütünlüğümüze, kardeşliğimize sıkılan kurşunlara rağmen korkmadı, metanetini korudu ve teröre asla boyun eğmedi. Bu toprakları, ana yurdu, ata yurtlarını terk etmedi, terk etmeyi bir kez bile düşünmedi. Elbette terör, değerli kardeşlerim, sadece canlarımızı alıp kaos çıkarmak istemiyor. Esas itibariyle onların hedefi, ülkemizin kalkınmasını, ülkemizin ileri gitmesini ve milletimizin refahının yükselmesini engellemek. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onun ortaya koyduğu sağlam irade, kararlılıkla ve elbette güvenlik güçlerimiz, silahlı kuvvetlerimiz, İçişleri Bakanlığımız, jandarmamız, polisimiz, korucularımızın cesareti ve mücadelesiyle bölgeyi terörden temizledik ve bu güzel coğrafyaya huzuru tekrar getirdik. Türk Cumhuriyeti, Türk Milleti hem ümmete hem millete hem dünyadaki mazlumlara yardım eden güzel bir ülke, güzel bir millet, bu milleti yaşatmalıyız. Bugün İsrail'in yaptığı hain saldırılarda insanlara nasıl zulmettiğini söylediğini
hepsini görüyoruz. Biz Sur'da, kendi ülkemizde bir tane sivil şehit vermeden 784 tane güvenlik görevlimizi kaybettik. Bu millet özel bir millet. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi mücadelesine devam edip sizlerin yanında durup davamıza, ülkemize, cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Sizlerin de yanındayız. Bugün işin söylenmesi gereken, bundan sonra en güzel söylenecek söz. Ben yine aynısını söylüyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene diyorum. Mücadelemize devam ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a sabır ver. Allah'a emanet olun.